BBN Türk ekranlarından herkese iyi akşamlar. 5 Ekim Çarşamba akşamında ben Nurdan Özref gündemin öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. Gündem oldukça yoğun. İktidar kanadında da yoğun, muhalefet kanadında da yoğun, dünyada da yoğun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü yasa teklifine karşı hamlede bulundu. Eğer dürüst ve samimiysen çözümü yasa değil, anayasa düzeyinde sağlayalım diye seslendi. Erdoğan'ın anayasa çağrısına CHP'den yanıt gecikmedi. Grup Başkan Vekili Özgür Özel, yeni anayasa yeni meclisin işi olacak dedi. Cumhurbaşkanı o sözleri de değerlendirdi. Sonrasında Kılıçdaroğlu'nun tweet'i geldi, izleyelim. Şayet bu zat temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden katı şekilde çıkarmakta samimi ise gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım. CHP'nin başörtüsü teklifine başka bir öneriyle geldi. Muhalefeti samimiyet testine tabi tuttu. Ya Kemal, doğru ol be. Yanına bir iki tane başörtülü bayanı alıp onlara rozet takmakla bu işi çözdüğünü veya çözeceğini mi zannediyorsun? Dürüst ol, dürüst. Adam gibi dürüst ol. İstismar siyaseti yaparak milletin karşısına çıkma. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun video mesajla başörtüsü yarasını sonsuza dek kapatacak adımı atıyoruz diyerek duyurduğu yasa teklifi CHP tarafından meclis başkanlığına sunuldu. Hemen sonra AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında yapacağı konuşmayı işaret etti. O konuşmanın partisinin hak ve özgürlükler konusunda verdiği mücadelenin yeni bir aşaması olacağını belirtti. Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı o açıklamadaydı. Bugün Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele verdiğimiz mücadele ve yaptığımız düzenlemeler sayesinde hamdolsun artık kalmamıştır. Geçmişte bu ülkede başörtüsü diye utanç verici bir mesele yaşandıysa bunun tek müsebbibi, en bariz örneğini bizzat Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği CHP zihniyetidir, CHP faşizmidir. CHP'nin istismar siyaseti yaptığını söyledi. Verdikleri mücadele sayesinde Türkiye'de artık başörtüsü meselesi kalmadığını vurguladı. Bu zatın artık yaşanmayan bir sorunla ilgili bir gece yarısı ortaya çıkıp kanuni düzenleme teklif etmesinin gerisindeki riyakarlığı görüyoruz da başka ne hesap var? Onu da değerlendirmemiz lazım. CHP'ye başörtüsü konusunda çözümü yasa değil, anayasa düzeyinde sağlamayı teklif etti. Samimi ve dürüstsen diye başladığı cümlesinde sadece Kılıçdaroğlu'na değil, altılı masaya da seslendi. Dürüstsen, samimiysen, adam gibi adamsan gel bunu böyle yapın. Altılı masada yanında seni destekleyen arkadaşların da var ya, işte hep beraber gelin bu işi bu şekilde çıkaralım. Böylece CHP'ye 14 yıl sonra üzerindeki utanç lekelerinden en azından birini temizleme fırsatı vermiş de olacak. Erdoğan'ın anayasa çağrısına CHP'den jet hızıyla yanıt geldi. Önce Grup Başkan Vekili Özgür Özel yazdı sosyal medya hesabından. AK Parti'nin sundukları kanun teklifini desteklememek için anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler adına fırsat kolladığını savundu. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni anayasa yeni meclisin işi olacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel'in o sözlerini değerlendirdi. Olacağı buydu zaten. Dürüstlüğü bunlar. Bunlar böyle bir yasal düzenlemeyle kendilerine göre istedikleri gibi bu işi zaten yasal düzenlemeye falan gerek yok. Çünkü şu anda zaten yasal teminat altında bu teklifimizi biz meclise getireceğiz. Ha, biz meclise getirdikten sonra o ne yapacak? Desteklemeyecek. Ha, ne kadar samimi olduğu, her zaman olduğu gibi tekrar meydana çıkıyor. Efendim? Hemen sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan cevap verdi Erdoğan'a. Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan. Eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız dedi.
Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında verdiği talimatı aldıklarını belirtti. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz dedi. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin meclise sunduğu başörtüsü teklifine tepki gösterdi. Türkiye'de verdikleri mücadele sayesinde başörtüsü meselesi kalmadığını söyleyen Erdoğan, eğer dürüstseniz çözümü yasa değil anayasa düzeninde sağlayalım dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın başörtüsüne anayasa değişikliğiyle güvence teklifine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanunu sen destekle dedi. Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da anayasa değişikliği teklif taslağı hazırlayacağız ifadelerini kullandı. Yaşanan bu diyalog trafiğini şimdi gazeteci Muhammed Vefa Özalp ile konuşacağız. Sayın Özalp, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Neler söyleyeceksiniz Cumhurbaşkanı'nın bugünkü grup toplantısında CHP'ye Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini, özellikle biz başörtü konusunu ülke gündeminden çıkarmıştık sözünü nasıl yorumlarsınız? Sonrasında sorularımı yönelteceğim. Buyurun lütfen. Peki. Şöyle başlayayım isterseniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık olarak bir senedir helalleşme açılımı yaptığını hepimiz biliyoruz. Özellikle 28 Şubat mağdurlarıyla bir araya gelmesi, aynı zamanda bir taraftan da Ergenekon'da mağduriyet yaşamış birçok kişiyle bir araya gelmesi ve aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2018 seçim sürecinden itibaren Saadet Partisi başta olmak üzere muhafazakar mütedeyyin kesime hitap eden partilerle bir araya geliyor ve bu açılım sürecini de sürdürüyor. Şimdi geldiğimiz aşama içerisinde bugün sabah saatlerinde meclise gittiğimizde, özellikle AK Parti kulisleri ve CHP kulislerini gezdiğimizde, CHP kulislerinde farklı seslerin olduğuna şahit olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl bir açıklama yapacağı, Ömer Çelik'in öncesinden tarihi bir açıklama yapacak olması, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde acaba ne tür bir tepki gelecek? Çünkü takdir ederseniz Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından genel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtü meselesi üzerine bir açıklama yapması bekleniyordu. Aynı şekilde AK Parti kulislerinde gezdiğimizde ise AK Parti kulislerinde bu başörtüsü meselesi üzerine anayasal bir çağrı yapılacağını ima ediliyordu ama kesin bir karar okunmuyordu o süreçte. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldiğimizde bir gün öncesinde mesela Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'le yaptığımız bir görüşmede eğer AK Parti böyle bir teklifle bize gelirse biz red edeceğiz demiştik. Şimdi burada şu sorular ortaya çıkmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde aslında bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtü teklifinin çok da karşılık bulmadığını görüyoruz. Çünkü görüştüğümüz Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri olsun, grup başkan vekilleri olsun sabahtan beri telefonların çaldığını söylüyor, tepkilerin olduğunu söylüyor. Aynı zamanda iyi niyette bakanların olduğunu söylüyor ve kendilerine olumlu mesajlarında geldiğini söylüyor. Diğer taraftan isterseniz Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamanın akabinde Özgür Özel Cumhurbaşkanı kürsülerine inmeden hemen tepkisini gösterdi. Aslında burada Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde acaba bu süreç bu şekilde mi yönetilmeli miydi? Daha doğrusu Özgür Özel mi açıklama yapması gerekiyordu yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu açıklama yapması gerekiyordu? Tartışmasına da sebep oldu. Çünkü bakıyoruz bir taraftan Özgür Özel kapıları kapatan bir açıklama yapıyor. Evet. Ama diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu ise destekleyen bir açıklama yapıyor. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir kavga demeyeyim de farklı evet, görüşler. Sayın Özel, bu anlamda bu noktada bir soru da yöneltmek istiyorum. Yine HDP'de bu anlamda olumlu bir açıklama yaptı. HDP kanadından böyle bir açıklama geldi. Bunu da okumuşsunuzdur muhtemelen. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Ortalık biraz karıştı açıkçası. Evet. HDP'nin açıklaması da belki insan hakları, haklar ve özgürlükler noktasında bir yaklaşım oldu. Ama şunu değinelim isterseniz, ortak politikalar konusunda hafta sonu altılı masa bir açıklama yaptı. Hem ortak cumhurbaşkanı belirleyeceğiz, hem de ortak cumhurbaşkanı belirlemeye yönelik bir açıklama geldi. Ama dikkat ederseniz, bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsünün yasal güvence alınmasıyla ilgili Saadet Partisi'nden, Gelecek Partisi'nden, Demokrat Parti'den bir açıklama geldi. Ortak bir politika görüyoruz. Belki HDP de bu noktada bir destek açıklaması yaptı.
Ama masa içerisinde bu ortak politika belirlenmesinin hemen ardında ilk politikada hem Deva Partisi hem de İYİ Parti'nin destek vermediğini de görüyoruz. Bunu ayrıca da belirtmek gerekiyor. Çünkü tekrar söylemek istiyorum. Altılı Masa'nın ilk toplantısı ortak politika konusunda anlaşılmıştı. Ama görüştüğümüz Cumhuriyet Halk Partiler şunu da söylüyorlar. Bu başörtüsü teklif AK Parti meclise getirirse nasıl bir tepki göstereceksiniz? Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı aileyle ilgili bir düzenlemenin de içerisinde yer alacağını söyledi. O teklifin içerisinde. Onun düzenlemeye bakarak karar vereceğiz. Ama şu teklifi de söylüyorlar Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri. 2008 yılında hatırlarsanız Sayın Erdoğan da bugün 411 el kaosa kalktı manşetini gösterdi. Hı hı. 401 kaosa el manşete kalktı manşetinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi o düzenlemeyi Danıştay ve Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü. Orada red cevabı almıştı. Daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin reddettiği Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığı bir düzenlemeydi. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri şu an o düzenleme meclise gelirse biz bu yasa tasarısını ya da anayasa önerisini kabul ederiz açıklamasını da yapıyorlar. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi bu helalleşme çağrısı kapsamında 2008 yılında kendileri için tırnak içerisinde Hatay olarak belirledikleri o düzenleme meclise gelmesi doğrusuna anayasa girilmesi noktasında destek vereceklerini de belirtiyorlar. Ama belki burada bu tartışma başlıyor. Belki sorunuz varsa sorunuzu almak isterim tabii ki ama başörtüsü meselesini kim kazandı? Bazıları bunu el yükseltmek olarak değerlendiriyor. Bazıları hatta bunu futbol terimi gol olarak değerlendiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu mu gol attı? Cumhurbaşkanı Erdoğan mı gol attı? Tartışmasına da götürüyorlar. Bir taktik savaşı olduğunu hepimiz görüyoruz. Ama şunu vurgulamamız gerekiyor. Bu çağrı AK Parti'den gelse de muhafazakar seçmenden çok karşılık bulmazdı. Hı hı. Şimdi şu örneği vereyim. Misal Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Çamlıca Camii'nin israf olduğunu söylemesi geniş yankı uyandırmıştı. Misal Kürt sorunu üzerine MHP'nin bir açıklama yapması büyük bir kamuoyu gündemi oluşturacak. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başörtüsü üzerinden bir açıklama yapması ve helalleşmenin yapılması, yani daha doğrusu bu helalleşme de barışmak demek. Biz daha önce mağduriyetler oluşturduk, yaralar oluşturduk, bunu kapatmak istiyoruz demesi geniş yankı uyandırdı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ben bu sürecin iyi yürütülmediğini düşünüyorum. Ve Cumhuriyet Halk Parti milletvekilleri arasında, parti meclis üyeleri arasında da bir birliktelik olmadığını, sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun belki Cumhurbaşkanı seçim kampanyasında kullanacağı bir argüman olarak da dikkat çekiyor. Evet, şimdi Sayın Özalp, siz de az önce zaten cümlelerinizde belirttiniz ama tekrar sormak istiyorum, soru şekline getirmek istiyorum. Aslında CHP yani Kılıçdaroğlu kaş yaparken göz mü çıkardı ya da hükümetten böyle bir karşılık beklemiyor muydu olumlu anlamda? Ne diyeceğini bilemedi mi? Çünkü Özgür Özel başka bir cümle kullandı. CHP Kılıçdaroğlu başka bir şey kullandı, cümle kullandı. Dolayısıyla bir çelişkiler oluştu. Kaş yaparken göz mü çıkarıldı? Şöyle söyleyeyim, bu tartışma eninde sonunda açılacaktı. Her seçim döneminde başörtü meselesi açılıyor. Hatırlarsanız Kayseri'de bir hafta öncesinde bir albayın özellikle sakallı başörtülü kişilerin askeri alana girmesi konusunda bir açıklaması, daha doğrusu bir dayatması olmuştu. Bir kanun ya da bir yürürlük çıkarmıştı, yönetmelik çıkarmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsü konusunda hatırlarsak biz hata yapmıştık o süreçte. Keşke yapmasaydık demişti. Hatta o dönemin YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde üniversite öğrencileri üniversite girebiliyor demişti. Şimdi şu noktaya geliyoruz. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu sistematik olarak bu başörtüsü konusunda, helalleşme konusunda muhafazakar ve mütedeyin geliyor mu şu an size? Sayın Özalp, sesimiz geliyor mu? Evet, benim sesim geliyor. Sesiniz biraz gidip geldi. Cümlelerinizi tekrar eder misiniz? Algılayamadık çünkü. Tabii. YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın açıklaması oldu. Dönemin YÖK Başkanı. Kemal Kılıçdaroğlu bu yasa tasarısına itiraz etmedikleri için 2011 ya da 2012 yıllarında üniversite öğrencilerinin rahatlıkla üniversiteye girebileceğini söyledi. Aslında muhalefet şehri olmadığı için üniversite öğrencileri bu noktada özgürlük alanı açıldığını söyledi. Evet. Kaş yaparken göz çıkardım meselesine gelirsek
Sayın Erdoğan'ın üzerinde en fazla uzmanlaştığı konulardan birisi başörtüsü meselesi. Çünkü Sayın Erdoğan bugünkü konuşmasında da gördük ki kızları, ailesi, parti seçmenleri, parti milletvekilleri bu konuda mağduriyet yaşadı. Ve aslında Sayın Kılıçdaroğlu bu başörtüsü meselesini açarken topu bir nevi AK Parti'nin sahasına attı. Ve AK Parti sahasında baş başa kaldı. Ama ben şunu gözlemledim. Sayın Kılıçdaroğlu topu AK Parti sahasına attı ama o sahada tek başına kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne dikkat ederseniz çok büyük bir destek almadığını düşünüyorum. Özgür Özel'in açıklaması olsun, diğer kişilerin açıklamaları olsun. Bu çağrının Cumhuriyet Halk Partisi seçmenleri karşılık bulmadığını gösteriyor. En önemlisi, tekrar vurguluyorum, kaş yaparken göz mü çıkardı meselesinde altılı masa ortak bir politika belirlediği gibi gözüküyor. Burada da kaş yaparken göz çıktı. Altı partinin de destek vermediğini görüyoruz. Evet. Sayın Özalp, değerli yorumlarınız, bilgileriniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, bağlantımız sonrasında haberlerimizle devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmeden önce Ankara'daki Gençlik Festivali'ne katıldı. Gençlere Sakarya şiirini okudu. Muhalefetin gençleri seçimden seçimi hatırladığını söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü, Ankara'daki festivalde gençlerle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meclisteki grup toplantısının ardından Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Tam Bana Göre Gençlik Festivali'nin açılışına katıldı. Önce Sakarya şiirini okudu. İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya. Allah! Bir yanda akan benim. Öbür yanda Sakarya. Daha sonra kürsüye çıktı. Hedefinde gençler üzerinden muhalefet vardı. Sevgili gençler, seçim günü geçtikten sonra gençlerin dönüp yüzüne bakmayanlar, sandık ufukta belirince birden gençleri hatırladılar. Gençlerimizi görünce değiştirecek yol arayanların şimdi gençlere ulaşma adına kendilerini düşürdükleri komik durumları ibretle takip ediyoruz. Erdoğan'ın sonraki durağı Devlet Bahçeli'nin eviydi. MHP lideri Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Bahçeli, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam otomobiline kadar eşlik ederek uğurladı. Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iktidara ekonomi üzerinden yüklendi. Avrupa ile Türkiye'yi karşılaştıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ufak at Sayın Erdoğan. Yoksulluğu yalanlarla örtemezsin diye seslendi. Eleştiri oklarının hedefinde Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de vardı. Hatırlıyor musunuz? Rahmetli Münir Özkul neşeli günlerde Şener Şen'e ne diyordu? Ufak at Ziya, ufak at Sayın Erdoğan, ufak at. Bizzat kendi eserin olan yoksulluğu yalanlarla örtemezsin. Avrupa ile Türkiye'deki market fiyatlarını karşılaştırıp orada raflar boş diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sözlerle yüklendi. Enflasyon eleştirisi yaptı. Yılbaşından sonra enflasyonun düşeceğine inanıyorum dedi. Dikkat edin, artık söz de veremiyor. Kendisi de epistemolojik bir kopuş yaşadığından olsa gerek, sadece inanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Konuşmasının genelini ekonomiye ayırdı. İktidara eleştirisi de bu yöndeydi. Hedefinde Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati vardı. Neoliberal ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım dedi. Üstad diyor ki, siyaset tarihimize geçecek bu ibretlik cümleyle aslında diyor ki, biz bilgiden ve bilimden koptuk.
Dünyada uygulanan tüm ekonomi metotlarını da reddediyoruz. Bizi artık ekonomistler değil, nörologlar ve davranış bilimciler değerlendirsin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süfli çıkışını da değerlendirdi. Sayın Erdoğan, bu kadar hakaret, yalan, iftira bir cumhurbaşkanına hiç yakışmıyor. Ama gencini aşağılık demeye hiç mi utanmıyorsun Sayın Erdoğan? Ayıptır be, ayıptır. Akşener'e cevap Bakan Nebati'den geldi. Bu nöro iktisadıyla ilgili dalga geçmişler. Nörologlara gitsinler o zaman. Ne yapayım? Nörolog. Nöro iktisat diye bir şey yok yani diyorlarsa ben ne yapayım? Bir yarın cuma günü cevap vereceğim. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege'deki Yunan tacizleri konusunda hava ve deniz kuvvetlerinin açık şekilde talimatlandırıldığını söyledi. ABD'nin Rum kesimine yaptığı yardımlar konusunda ise oldu bittiye müsaade etmemek için tedbirlerimizi aldık dedi. İşte Akar'ın o açıklamaları. Hiçbir şekilde ne arazide, sahada ne de masada bizim artık yer atmamız mümkün değil. Bundan sonra bir milimetre dahi yer atmak yok. Bununla alakalı yapmak gereken ne varsa arkadaşlar bunların hepsi yapıldı, yapılıyor. Özellikle deniz kuvvetlerimiz ve hava kuvvetlerimiz bu konuda son derece açık ve net talimattı. Burada bizim bir şekilde onlara bir anlayış göstermemiz, onlara bir taviz vermemiz böyle bir şey söz konusu değil. Oradaki görevlerimizi, sorumluluklarımızı yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ve oradaki işte Güney Kıbrıs Rum yönetimine karşı efendim yapılacak destekler, şunlar bunlar ne yaparsanız yapın, yapın. Orada da Mehmetçik arkadaşların 24 saat görevinin başında efendim, herhangi bir oldu bitene müsaade etmemek için tedbirimizi almış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması çağrısının ardından ilk somut adım geldi. Kuzey Kıbrıs yönetimi Rumların izniyle görev yapan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne kendileriyle de anlaşma yapması için bir ay süre tanıdım. Anlaşma yapmaması halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafındaki iki kampından da çekilmek zorunda kalacak. Yavru vatandan Birleşmiş Milletler'e tarihi bir çağrı geldi. Ya tanı ya çekil denildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden tanınma çağrısının ardından ilk somut adımı attı. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Rumlardan izin alarak görev yaptığını belirtti. Misafirlik bitti, ya KKTC ile askeri anlaşma imzalar ya da çekilirler resti çekti. Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler'e kuvvetler anlaşması taslağını sunduklarını, KKTC'nin tanınması için yeni adımlarda atacaklarını kaydetti. Birleşmiş Milletler'in taslağı inceleyeceğini anlatan Ertuğruloğlu, en kısa sürede cevap vereceklerini söylediler ama biz fazladan bir ay süre tanıdık. KKTC olarak net bir şekilde onlara diyoruz ki, KKTC topraklarında görev yapmanızın onayını verecek olan makam Rum hükümeti değil, biziz. Biz bunca sene misafirperverlik yaptık. İzin verdik ama artık bu bitti. Yanıt olumsuz gelirse de atmamız gereken adımlardan asla çekinmeyiz. 1974'ten sonra Türk askerinin güvencesiyle yaşıyoruz. Birleşmiş Milletler askeri KKTC'den giderse gider ifadelerini kullandı. KKTC'nin Birleşmiş Milletler'den istediği uluslararası alanda SOFA adıyla bilinen askeri statü anlaşması, bir ülkede görev yapacak yabancı askerlerin tabi olacakları hukuk sistemi, görev tanımları ve yükümlülükleriyle yetkilerini belirliyor. Anlaşma, ev sahibi ülke ile asker gönderen taraf arasında yapılıyor. Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü günümüzde KKTC ile Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki 180 kilometrelik sınır hattında oluşturulan Yeşil Hat adı verilen 346 kilometre karelik bölgeyi kontrol ediyor. Barış Gücü 19 ülkeden 1009 asker ve sivil memurdan oluşuyor. KKTC'de iki kampı bulunan Barış Gücü'nün başkent Lefkoşa'da da bir temas noktası var. İsveç'te yayınlanan ve tepkilere neden olan bir programa Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. İsveç'in Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı. Detayları aktaralım.
İsveç Devlet Televizyonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik hakaretamiz ifadeler ve görüntüler içeren bir programın yayınlanması nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Stefan Hörström'ü bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Hörström, programa ilişkin Türkiye'nin güçlü tepkisi iletildi. Diplomatik kaynaklar, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu ve bu gibi yayınların ifade ve basın özgürlüğüyle açıklanmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır ifadelerini kullandı. Borsa spekülatörlerine yönelik operasyonda 5 tutuklama kararı çıktı. 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Organize şekilde hareket eden spekülatörler yaklaşık 5 milyar lira kar elde etti. İşte operasyona ilişkin detaylar. Borsa dolandırıcılığı operasyonunda 5 tutuklama kararı çıktı. Dolandırıcıların 5 milyar lira vurgun yaptığı belirlendi. Borsa İstanbul'da manipülasyon yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. Haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti. Mali Polis İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de 17 adrese operasyon düzenledi, 8 şüpheliyi yakaladı. 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Operasyonun kaynağını SPK tarafından hazırlanan rapor oluşturuyor. Raporda Borsa İstanbul'da son dönemlerde meydana gelen yükseliş sonrası ani satış baskısıyla oluşan manipülatif olayın detaylarına yer verildi. Manipülasyona sebep olan kişi ve kurumlar tespit edildi. Şüphelilerin özellikle banka hisselerinde yaklaşık 30 milyar liralık işlem yaptıkları belirlendi. Bu işlemlerle banka hisselerine yüksek talep olduğu izlenimini verdiler. Piyasada hakimiyet kurarak hisse fiyatlarını belirlemede etkili oldular. Bu yolla fiyatların yükseltilmesine yol açan şüphelilerin eylemlerini organize bir şekilde gerçekleştirdikleri tespit edildi. Zanlıların organize ve örgütlü olarak piyasa dolandırıcılığı suçunu işledikleri belirlendi. Bu yolla yaklaşık 5 milyar lira kar elde ettiler. Ancak piyasadaki sert düşüşle karlarının 1 milyar lirasını kaybettiler. Gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Akdere, Necip Kaan Karayal, Hakan Gençoğlu, Ahmet Can Teoman ve Barış Aşçıoğlu sorgularının ardından piyasa dolandırıcılığı suçundan tutuklandı. 3 kişi ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Değerli izleyiciler, kan donduran bir skandalın görüntülerini getireceğiz şimdi ekranlarınıza. İstanbul'da bulunan özel bir hastanede yemek borusundan delik açılmış, konuşamayacak durumda olan yaşlı bir hastaya sağlık çalışanlarının yaptığı kötü muamele yürekleri sızlattı. Hastanedeki skandal bununla da sınırlı değildi. Sağlık Bakanlığı ve Başsavcılık görüntüler üzerine harekete geçti. Ne diyor ya? Al al paraları al. Al para bende, şöhret bende. Hastalarla dalga geçtiler. O görüntüler kan dondurdu. 2 milyon dolar bırakıyorum, yarın 4 milyon dolar alan geri alacağım. Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü seni sağ böbreğini alacağım. Paralar sağ böbreğinin karşılığı. Al. İstanbul'da bulunan özel bir hastanede skandal yaşandı. Sağlık çalışanlarının hastalara muamelesi izleyenlerin yüreklerini sızlattı. Erkek sağlık çalışanı kadın hastanın yüzüne para saçtı. Yetmedi, o paralarla böbreğini alacağım diyerek korkuttu. Kadın çalışansa gülerek o anları kaydetti. Sana dediler mi? Desene sen de. Kimin kocasıyla geziyordun Beşiktaş'ta el ele? Sağlık çalışanlarının kadına zulmü bitmedi. Yemek borusunda delik açılmış, konuşamayacak durumdaki hastaya hakaret edip dalga geçtiler. Yaşlı kadının bir şeyler söylemeye çalıştığı ancak sesinin çıkmadığı o anlar tüyleri diken diken etti. Niye gidiyorsun, arıyordu seni? Her arayana gidiyor musun böyle? Sen aradın. Skandal sadece bununla da kalmadı. Başka bir hastanın ölümünün ardından üzerlerinde sorumluluk kalmaması için usulsüzlük yaptılar. Hastaya ölmeden önce acil müdahale yapıldığı izlenimini vermeye çalıştılar. Bu diyaloglar ses kayıtlarına yansıdı. Ya nerede ötmedi, kurban oldum. Ben dedim ya da demin mosmor diye.
Kanka bu kimimizi kaç dakika oldu? Abatsan ne olacak? Hocam 9 numaralı yataktaki hasta arrest oldu bir anda. Yaşanan bu skandalları araştırmak üzere görevlendirilen müfettişlerin görüntüleri çeken kişiye rüşvet teklif ettiği de iddialar arasında. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Konuyla ilgili müfettiş görevlendirdiklerini, suçluların kesinlikle cezasını çekeceğini belirtti. Ne diyor ya? Al para. Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayetle ilgili son gelişmelere bakalım. Müzisyen Onur Şener'in katledilmesiyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Çalışmadığı iddia edilen kameralar polis tarafından incelemeye alındı. 3 fail de çalıştıkları kurumlardan atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da acılı aileyi arayarak taziyelerini iletti. Müzisyen Onur Şener cinayetinin yankıları sürüyor. 3 sanık işlerinden atıldı. Mekanın güvenlik kamera sistemi incelemeye alındı. Kızına acı haber pedagoglar eşliğinde verilecek. Oğlum aldılar, benim kızımı babasız bıraktılar. Babasını yavrusuz bıraktılar. Onun prensesiydi. Doyamadı kızına. Doyamadı. Yavrum babasına doyamadı. Türkiye'yi ayağa kaldıran müzisyen Onur Şener cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şener'in ailesini aradı, başsağlığı diledi. Katillerin hak ettiği cezayı alması için sürecin takipçisi olacaklarını dile getirdi. Bir hiç uğruna git. Bu canavarlar nedir? Nedir bu nefret? Nefret nedir? Bitsin artık. Bitsin. Olaya ilişkin soruşturma da sürüyor. Adli kontrole serbest bırakılan iki kadının tutuklanmasına yönelik yapılan itiraz mahkemece reddedildi. Cinayet gecesi mekandaki kameraların neden çalışmadığı konusu da araştırılıyor. Kameralar detaylı inceleme için Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na gönderildi. Kameraların sistem arızası mı yoksa olaydan sonra fiziki bir müdahale sonucu mu çalışmadığı araştırılacak. Savcılık bölgedeki diğer işyerlerindeki kayıtlara da el koydu. Olay günü mekanda bulunan kişilerin de tek tek ifadelerine başvuruluyor. Olayın faili olarak tutuklanan 3 kişi işlerinden atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişi kadrosunda bulunan İlker Karakaş ve Ali Gündüz'ün kamu görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ta diğer zanlı Semih Soyalp'in iş akdinin feshedildiğini açıkladı. Haber göndermedin o günden beri, yoksa... Onur Şener'in 5,5 yaşındaki kızı babasının vefat ettiğini henüz bilmiyor. Babasının hasta olduğu bilgisi verilen kızına ölüm haberi pedagoglar eşliğinde verilecek. En büyük ceza dileğim 5'ine birden. 5'ine birden de. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı bina yıkıldı. Evde o sırada 3 kişilik bir aile vardı. Baba kendi imkanlarıyla enkazdan kurtulmayı başardı. Anne ve 4 yaşındaki çocuksa enkaz altından ekipler tarafından çıkarıldı. Doğalgaz patladı, 2 katlı bina çöktü. Mahsur kalanların imdadına ekipler yetişti. Oksijen aç, oksijen aç. Olay Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana geldi. 2 katlı bir binada doğalgaz sıkışması patlamaya neden oldu. Evin çatısı ve üst katı çöktü. Aynı aileden 3 kişi enkazın altında kaldı. Doğrudur efendim. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hemen kurtarma çalışmaları başladı. Mahalle sakinleri çalışmaları büyük bir endişeyle izledi. Baba İhsan Yorulmaz kendi imkanlarıyla enkazdan kurtulmayı başardı. Eşi ise ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı.
4 yaşındaki Aydilge hamiyet yorulmaz da bir süre sonra enkaz altından çıkarıldı. Yunus, çekiyor. Bıkıyor. Oksijen aç, oksijen aç. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi yok. Vali Ziya Polat aileyi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ara veriyoruz, sonra devam edeceğiz. Ara sonrasında ana haber bültenimize devam ediyoruz değerli izleyiciler. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya ait 4 bölgenin ilhakını onayladı. Böylece Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk'ın ilhakı yasalaşmış hale geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanması ile ilgili yasaları imzaladığı belirtildi. O yasalara göre 4 bölgede yaşayanlar Rus vatandaşı olarak kabul edilecek. Ayrıca bölgelere geçici başkan ve vali atandı. Yasalar 10 gün sonra yürürlüğe girecek. Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik belgeleri 30 Eylül'de imzalamıştı. İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan gösteriler bu kez liselere sıçradı. Dersleri boykot eden öğrenciler dini liderlerin resimlerini yaktı, yürüyüşlerle tepkilerini dile getirdi. İran'da sular durulmuyor. Gösteriler liselere de sıçradı. ...16 Eylül'de ahlak polisinin gözaltına aldığı Amini'nin ölümüyle başlayan eylemler devam ediyor. Başkent Tahran başta olmak üzere ülkede bulunan birçok üniversitede gösteriler başlamış... ...ve ardından üniversitelerde eğitime ara verilmişti. Cumartesi günü üniversiteler tekrar açıldı ancak eylemler devam etti. Öğrenciler oturma eylemleriyle dersleri boykot etti, yürüyüş yaptı. Üniversitelerin ardından eylemler liselere de yayıldı. Öğrenciler sınıflarında asılı olan İran'ın eski dini lideri ve mevcut dini liderinin resimlerini yırttı. Mollalar yok olmalı sloganları atıldı, eğitim görevlisi de zorla okuldan çıkartıldı. İran hükümeti protestolarda şimdiye kadar 41 kişinin hayatını kaybettiğini söylerken... İnsan hakları örgütleri en az 154 kişinin öldüğünü öne sürüyor. Lübnanlı muhalif milletvekili Cynthia Zarazir, 3 yıldır dondurulan 8500 dolar mevduatını çekmek için başkent Beyrut'ta özel bir banka şubesini bastı. Vekil parasını alınca eylemine son verdi. Ülkede daha önce de silahlı banka baskınları yapılıp yaşanmıştı. Lübnan'da bu kez bankayı milletvekili bastı. Lübnan hükümeti döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesaplarını dondurmuştu. Merkez Bankası Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıklamıştı. Ülkede yaşanan bu gelişmeler film sahnelerini aratmayacak anlar yaşattı. Başkent Beyrut'ta bir kişi silahla banka çalışanlarını rehin alıp daha sonra teslim olmuş, bir kadın bankayı basıp hesabındaki 13 bin doları aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı. Dün de ülkenin farklı bölgelerindeki 4 şubeye baskın düzenlendi.
Bu defa muhalif milletvekili Cynthia Zarazir para çekmek için Beyrut'ta özel bir banka şubesini bastı. Ameliyat masrafı için 3 yıldır dondurulan 8.500 dolar mevduatını çekmek istedi. Ancak banka yetkilileri ödeme yapamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine Zarazir parasını alıncaya kadar şubeden ayrılmayacağını belirtti. Çok sayıda banka mağduru da Zarazir'e destek için şube önünde toplandı. Milletvekili arkadaşı da destek için basın konuşması yaptı. Lübnanlı vekil eyleminden sonuç aldı. Parasını alarak bankadaki eylemine son verdi. Lübnan Bankalar Birliği, ülkede yaşanan mevduat hesapları krizinden bankaların değil, devlet yönetiminin sorumlu olduğunu belirtmişti. Yurda döndüğümüzde Eylül ayında 16 terör eylemi engellendi. Açıklama İçişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Çataklı'dan geldi. Detayları aktaralım. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı bakanlık faaliyetlerini içeren toplantıda konuştu. Eylül ayında kırsal alanda 12'si büyük, 30'u orta çaplı olmak üzere 12.817 operasyon düzenlendiğini duyurdu. 977 de şehir operasyonunun yapıldığını ifade etti. Operasyonlar kapsamında 145 terörist etkisiz hale getirildi. Bunların 4'ü gri, 4'ü turuncu kategoride yer aldı. Eylül ayında 16 terör olayı engellendi. Eren Abluka ilkbahar yaz operasyonları kapsamında ise 98 terörist etkisiz hale getirildi. Bir başka terör örgütü İstanbul'da FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen bir binbaşının üzerinde yüklü miktarda para ele geçirildi. İstanbul Polisi yaptığı istihbarat çalışmalarının ardından FETÖ'nün askeri yapılanmasında yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç ettikten sonra kaçan eski bir askerin izini buldu. GS İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreste yapılan aramada 10 bin avro, 10 bin dolar, 2 bin Kanada doları, 10 bin sterlinle çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. FETÖ üyesi eski asker Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan binbaşı rütbesindeyken ihraç edilmişti. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yetiştirilen yaklaşık 150 kilogramlık bal kabağı görenleri şaşkına çeviriyor. Dev kabağı 5 kişi güçlükle taşıyabiliyor. Dev bal kabağını 5 kişi güçlükle taşıdı. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yetiştirilen bal kabağı görenleri şaşkına çevirdi. Yaklaşık 150 kilogram ağırlığındaki kabağı ilçeye götürmek için 5 kişi seferber oldu. Kabağı taşımak için bir kilimden yardım alındı. Kasaya serilen kilimin üzerine konulan kabak 5 kişi tarafından güçlükle taşınabildi. Kabak düşürülmeden diğer kabakların yanında yerini aldı. Yemen'de Mevlid Kandili için ciddi bir hazırlık yapılıyor. Ülkedeki kutlamalar diğer ülkelerden oldukça farklı. Caddeler ve araçlar yeşil ışıklarla donatıldı. Araçlar kentin meydanlarında geçiş yaptı. Yemen Mevlid Kandili'ni farklı bir tarzda kutlamaya hazırlanıyor. Başkent Sana'a yeşile büründü. Birçok vatandaş arabalarını yeşil ışıklarla süsledi. Kutlamalar için hazırlanan Yemenliler kenti adeta yeşile boyadı. Sebin Meydanı'nda toplanan Yemenliler araçlarıyla geçit töreni düzenledi. Meydandaki El Salih Camisi de ışıklarla süslendi. Yeşil ışıklarla donatılan şehrin caddeleri geceleri adeta karnaval görüntüsünü andırıyor.
Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yayınımız kısa bir aranın ardından Ankara stüdyolarından Politik Adam programıyla devam edecek Fehmi Çamuk ve değerli konuklarıyla. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi bir akşam geçirmenizi dileyelim. Hoşçakalın.